Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü haftanın oyuncuları olarak kimler gelebilir? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle hafta sonu, cumartesi, pazar ve cuma günü oynanan maçlara bakalım. Lig maçlarına, Lig Player of the kimler olabilir? Onları inceleyelim. Ayrıca arkadaşlar, geçen hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları oynanmıştı. Konemi belki onlardan da futbolcu getirebilir bir Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i da belki romançlarını da bekleyebilir. Olur da getirirse oradan da kimler gelebilir bir onlara da değinelim istiyorum. Öncelikle lig maçlarında İngiltere Ligi'nden başlayacak olursak Newcastle United'ın farklı bir galibiyeti var. 4-0'lık galibiyet bu maçtan Gordon'ı tercih edebilirler. Sağ açık pozisyonunda oynadı. 1 gol 2 asisti var. Bu hafta yüksek ihtimalle görebileceğimiz bir isim. Bir de güçlendiricisi olursa yüksek seviyeli olacaktır. Ya da stoper futbolcusu Şar Santrapor, Isak'ta da maçta dikkat çeken futbolculardı ama Gordon hepsinin önünde durmakta. İngiltere Ligi'nin artık yeni lideri Manchester City'de 5 birlik galibiyet aldı. Bu maçta birinci adayımız Doku. Bir gol bir asisti var. Eğer Doku'yu Konemi tercih etmezse Gvardiol sol bek pozisyonunda oynadı arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta gol atmıştı. Ligde de gol attı. Bir gol bir asisti var. Ya Doku ya da Gvardiol. Şampiyonlar Ligi play of the e gelirse Gvardiol'un oraya eklenme durumu da bulunmakta. Fulham deplasmanda 2-0 West Ham United'ı yendi. Bu maçta Pereira ofansif orta sahada oynadı. 2 golü var. Oynadığı bölge gereği bu hafta görebileceğimiz isimlerden normal kartı 94'e kadar çıkmakta. Renkli kartı galiba daha önce hiç gelmemiş arkadaşlar. Gelirse ama seviyesi fena olmayacaktır. Arsenal çok önemli bir maçta Aston Villa'ya kaybetti. Arsenal şampiyonluk yolunda çok önemli bir e, yenilgi aldı. Liverpool takımı da kaybetti. Arsenal takımı da kaybetti. City takımı liderliğe yükseldi. Aston Villa ben bu maçın ikinci yarısını izledim arkadaşlar. Goller de ikinci yarıda oynadı. Arsenal ilk yarıda etkili oynamış ama ben ikinci yarıda izlediğim için, ikinci yarısını izlediğim için Aston Villa çok iyi oynuyordu. Özellikle de 60'tan sonra 65'ten sonra Aston Villa Arsenal'ı kaleye falan göstermedi. Aston Villa'da oyuna sonradan giren Bailey'nin golü var. Oyuna sonradan girip gol attı. Gelirse Pilevrop bir e kez süper yediği olur. Ama maçın tamamına baktığımızda Tilemans çok iyiydi. Bir şutu da direkten döndü diyeceğim ama önce üst direk sonra yan direğe çarptı. İki direğe çarparak geri döndü. Gol olsa enfes bir goldü. Bu maçta kaleci Martinez'in de önemli birkaç tane kurtarışı bulunuyor. Öyle çok fazla belki şut olmadı. Kalesinde çok fazla kurtarış yapmamış olabilir ama önemli kurtarışlardı. Belki Konami tercih edebilir. Liverpool takımı kendi evinde 1-0 kaybetti. Crystal Palace'da sağ açıkta oynayan Eze birçok yerde oynuyor. Geçmişte de farklı kartlara gelmişti. Bir gol attı. Tek bir gol belki Konemi tercih edebilir. Olur da tercih ederse sağ açık olarak gelecektir arkadaşlar. İtalya'ya geçtiğimiz zaman İtalya'da az aday var bu hafta. Beraberlikler de biraz fazlaydı. Örneğin Hakan Çalhanoğlu Inter takımı da berabere kaldı. Milan takımı da berabere kaldı. Birçok beraberlik olduğu için Lazio takımı çok dikkat çekiyor. Burada Felipe Anderson var. iki gol attı futbolcumuz. Büyük ihtimalle Lazio'dan Felipe Anderson'u tercih edebilir konemi. Pozisyon olarak da şunu söyleyebilirim arkadaşlar. GF ofansif orta saha gibi oynadı. Yani GF kartıyla bile getirebilirler. İspanya'ya geçtiğimiz zaman Real Madrid 1-0'lık galibiyet aldı. Maçın tek golünü çok şık bir gol kaydetti. Çoğemen attı. Defansif orta saha futbolcusu. Geçmişte geldiği dönemlerde yüksek seviyeli geliyordu. Etkili iyi bir oyuncu. Bir gol attığı için gelme ihtimali bulunuyor. Atletico Madrid 3-1'lik galibiyet aldı arkadaşlar. Aslında Griezmann gelmeyi hak etti. 1 golü penaltıdan toplamda 2 golü var bu maçta. Santrafor pozisyonunda oynadı. Fakat Griezmann şu an arkadaşlar epik pakette yer alıyor. Ondan dolayı ben soru işareti koydum. Belki Konem'i getirmeye de bilir ama şampiyonlar gibi player of the ki e gelirse Griezmann orada da önemli bir aday. Belki oraya da ekleyebilir. Fransa liginde Lyon'un 4-3'lük galibiyeti var. Bu maçtan Konem'i bir isim tercih edebilir. Aslında yenilen Brest'te Castillo çok iyiydi ama yenilen tarafta olduğu için Konemi Lyon'dan oyuncu getirebilir. Goller dağılmış almış durumda. Sürpriz bir tercih de olabilir arkadaşlar ama gelen futbolcu çok yüksek seviyeli olmaz. Almanya'ya baktığımızda konemi sadece Bayern Münih'ten futbolcu seçebilmekte. Leverkusen de şampiyonluğunu ilan etti. O son maçında son dakikalar seyirci artık duramıyor. Sağ kenarında sürekli bir de her gol olduktan sonra son gollerden sonra sahan içerisine giriyorlardı. Unutulmayacak anlardan bir tanesi. Artık son golde zaten sahaya girdiler çıkaramadılar da maç orada bitmişti. Ama Bayan Mürüt'ten sadece oyuncu gelebilmekte. Leverkusen'den oyuncu getiremiyor Konemi. Eğer Bayan Mürüt'ten oyuncu seçerlerse Kimi sağ bekte oynadı. Bir asist yaptı. Hollanda Ligi'nde Pace Van 6-0'lık galibiyet aldı. Luke de Jong'un 2 gol bir asiste bulunuyor. 3 gole katkı sağladı. Eğer Luke de Jong'u Konemi tercih etmezse stoper futbolcusunun da 1 golü bulunmakta. Portekiz'de Sporting Lisbon 4-0'lık galibiyet aldı. 2 gol atan ve sağ açıkta oynayan Trincao da gelebilecek isimlerden bir tanesi. Portekiz'de Benfica takımı da yine farklı bir galibiyet aldı. 3-0'lık milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün golü bulunuyor. Belki Arhuyu tercih edebilirler savunma futbolcusu. Şampiyonlar gibi player of the week konusuna da değinecek olursak arkadaşlar kesin gelir diyemiyoruz. Çünkü ilk maçlar oynandı ve az maç var az takım var. Şimdi Şampiyonlar Ligi Player of the Week'e olur da gelirse Kimler gelebilir? Şimdi burada 8 takım var. Borussia Dortmund'dan Konemi oyuncu seçemiyor. 7 takımdan oyuncu seçecek. Ya da Romaçlarını beklerse bugün yarın Romaç maçları var. Haftaya o zaman Şampiyonlar Ligi Player of the e getirebilirler. Olur da Konemi. Geçen haftaki bu maçlara bakarsa kimler gelebilir arkadaşlar? En azından bir isimlere bakalım. 3 üçlük Real Madrid City beraberliği var. 2-2 Arsenal Bayern Münih. Ve Barcelona'nın deplasmanda 3-2 Paris Saint-Germain'in yendiği maç. Atletico Madrid'in kendi evinde 2-1'lik galibiyeti. Real Madrid Manchester City'den başlayacak olursak 3-3 bitti. En çok böyle aslında birçok aday var ama böyle en çok ön plana çıkan isimlere baktığımız zaman Vinicius Junior, Guardiol ya ligde ya da Şampiyonlar Ligi'nde olmalı. Valverde, Bernardo Silva, Foden'la çok güzel bir gol attı ama baktım Şampiyonlar Ligi'ne daha önce iki defa gelmiş bu kadar da belki de fazla getirmeyebilirler. Bu maçta Rodrigo'nun da golü bulunmakta. O da adaylardan bir tanesi. Arsenal Bayern Münih 2-2 berabere kaldı. Goreska, Saka, Jesus, Herikin, Gnabry çok fazla aday var ve Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir takımdan birden fazla oyuncu seçiyor Konemi. İki tane de seçebilir, 3 tane de seçebilir. Bundan dolayı hani ben de listeyi biraz fazla tuttum. Ön plana çıkan, asist yapan, gol atan isimleri böyle listeye dahil ettim. Paris Saint-Germain kendi evinde 3-2 kaybetti. İlk aday Rafinha. 2 gol attı kendisi. Paris Saint Germain tarafında mesela Vitinha Dembele var. Barcelona'ya geçtiğimiz zaman Kristensen, Pedri. Son maçımız ise Atletico Madrid. Borussia Dortmund'dan futbolcu seçemiyor konum ama Atletico Madrid'den seçebilir. Griezmann epik pakette yer alıyor. Belki yani Player of the Week'de de olabilir. Lino çok güzel bir oyun oynadı. Kanat pozisyonda oynuyor ama sol tarafı tamamen kullanıyor. Depol savunma hatasından topu kazanmıştı ve gol atmıştı. Gol attığı için de oynadığı pozisyondan dolayı da önemli bir isim. Griezmann, Lino, Depao da Atletico Madrid'de gelebilecek adaylar. Fakat dediğim gibi arkadaşlar şampiyonlar gibi play of the week'i kesin gelir mi? Onunla ilgili şimdilik bir açıklama bulunmamakta. Konemi bu romanç ma maçlarını beklerse bugün Barcelona Paris Saint Germain Dortmund Atletico Madrid maçları var. Yarın da Bayern Münih Arsenal Manchester City Real Madrid maçları bulunmakta. Bunlara bakarsa o zaman haftaya gelecek. Ama bu hafta Player of the Week paketi gelirse o zaman Romaş maçlarından da haftaya gelir. Şampiyonlar Ligi Player of the Week'inde daha yüksek seviyeli isimler bulunduğu için daha da güzel olur. Lig Player of the Week'ine göre daha yüksek seviyeli oyuncular yer alır. Şampiyonlar Ligi Player of the Week'inin gelip gelmeyeceğini ancak Perşembe günü öğrenebileceğiz arkadaşlar. Perşembe günü Şampiyonlar Ligi Player of the Week'e gelirse Haftaya da o zaman Romaçlardan getireceklerdir. Özetle de ya beraber biten çok maç var ama ben ilk maçta da Manchester City, Real Madrid, Real Madrid evinde oynanan maçı izlemiştim. Arsenal'ın özetine bakmıştım. Bu sefer yine City, Real Madrid maçını izleyen gibi görünüyor. 3-3 bitmişti. Bakalım hangi takımlar turu geçecek. Sizler de yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.